Evi ne kadar içeride? 6 hafta oldu. Evde çoluk çocuk aç. Hepimizin öyle kardeşim. Şirket patlı batacak diyorlar. Kimse ayrına çalışmaz. Önce can sonra canan. Arkadaşlar hep birlikte olursak hakkımızı alırız. Hakkımızı istiyoruz. Paramızı almadan çalışmayacağız. Pekala arkadaşlar, tamam. Beni bir dinleyin şimdi. Böyle hep bir ağızdan konuşursak hiçbir şey elde edemeyiz. Şimdi birlik olma zamanı. Tek ses, tek bilek olursak her şeyi başarırız. Şimdi gidip o Şimal denen şerefsizin kapısına dayanalım arkadaşlar. Olur mu öyle şey? Eskiyemiz biz. Arkadaşlar elimiz kolumuz böyle bağlı beklersek hiçbir şey elde edemeyiz. Geçen Sinan arkadaşımız hakkını aramak için gittiğinde ne oldu? Bir ton sopa yedi. Aç köpekler gibi saldırdılar adama. Eğer biz birlik olursak her şeyi başarırız. Birlik olursak o birikmiş paralarımızı da alırız. Bütün hakkımızı alırız. Hakkımızı alırız arkadaşlar. Tahminimiz kalmadı artık. Bıçak kemiğe dayandı. Hep beraber gidip o şerefsizin kapısına dayanalım. Hakkımızı alırız. Sen göreceksin Şimal. Keyfin önünde. Bittin artık. Ne yapacağız şimdi oğlum? Nasıl düzelteceğiz bu durumu? Bir şansımız var ama. Bir şansımız var. Şirketle alakası olmayan tedbir konulmamış toprakları satarız. Sonra o eski imalathaneyi de satarız. Bu eve de ipotek koydurduk mu bankadan istediğimiz kadar kredi çekeriz. Bu mu bulduğun çözüm? Ya, bankadan çektiğimiz krediyle şirketin yarı borcunu ödeyip biraz zaman kazanırız. Öyle şey olmaz abi. Elimizde avucumuzda kalan iki lokma araziyi hele eski imalathaneyi satmana asla izin vermem. Ya sen işin ciddiyetinin farkında değilsin galiba Ejder. Elimizde ne varsa onları da kaybedeceğiz. Sen borcu borçla kapatmaktan bahsediyorsun. Bu bizi sadece bir süre oyalar. Daha kalıcı, daha köklü bir çözüm bulmamız lazım. Ha madem çok biliyorsun söyle o zaman lan. Hani seni okuttuk, eğitimler gördün ya, al sana fırsat. Hava atıyordun ya, kurtar bizi bu bataklıktan da görelim bakalım hava atmak nasıl oluyormuş. Farklı bir yöntem denemeye mecburuz. Aman aman aman, sakın bana o eski atölye falan, imalat falan deme. Bizim zamanımız yok Ejder, zamanımız yok. Biz de hızlanırız o zaman. Baksana kaç kişiyiz. Babamdan kalan imalathaneyi çalışı duruma getirmemiz birkaç günümüzü alır. Ben ön çalışmayı yapmıştım zaten. Hemen üretime geçeriz. El ele verdik mi bunun da altından kalkarız. Ya şu hayalcilikten hiç vazgeçmeyeceksin değil mi Ejder ha? Hiç vazgeçmeyeceksin. Elimizde kalan birkaç kuruş var onları da batıracağız. Sonra! Çiftçilik yaparak hiçbir yere varamayız. Varamayacağımızı da gördük zaten. Kendi markamızı yaratmak zorundayız. Babamdan kalan yarım işleri tamamlamak zorundayız. Vallahi aferin sana Ejder. Sen bu kafayla hepimizi mahvedeceksin. Yeterince mahvolmuş durumdayız zaten. Ve hatırlatırım. Bu benim suçum değil. Ha, anlaşıldı, anlaşıldı. Bunu sen her defasında benim kafama kakacaksın, öyle mi? Sen de benim dediklerime kulak ver. Senin yöntemlerinle bu hale geldik. Bir de benim yöntemlerimi denesek ne olur? Kıyamet mi kopar? Ben senin ipinle kuyuya inmem. İnmek zorundasın. Başka yolu yok. Asla! Yeter! İkiniz de sakin olun bakayım. Önce yapılacak başka bir işimiz var. Kudret Soylu ile konuşup kararından döndürmeye çalışalım. Şefika gider konuşur. O iş olmazsa ne yapacağımızı düşünürüz. Bak ana. Yeter sana... sus. Şimal. İçeride kıyamet kopuyor. Allah Bereket Hanım'ı öldürecekler abi. Yok Ejder Bey burada ya. Ona bir şey olmaz. Şimal Bey. Ahlas, abinin peşinden git bir bak, zaten sinirli. Ya bırak anne ya. Bir de bana sarmasın bu sinirli. Ne bakıyorsunuz? Girsenize içeri, götürün çocuğu. Hadi kız, sen çocuğu yatırmaya götür. Ben de bunları toplayayım. Arkamızı verin! Artık yeter! Öyle mi? Hiçbirinize para yok da. Para yok.
Bu gürültü de ne? Kapıda birileri var galiba. Hayır olsun yarabbim. Gece gece başımıza gelmeyen kalmadı. Eğer dağılmazsanız bak alayınız dağılmaz. Polis çağıracağım lan. Abi. Abi. Tamam bırak. Şerefsiz. Al al al. Patronunuz bu. Bundan isteyin al. Sakin olun. Arkadaşlar sakin olun. Bir dakika bir dinleyin lan. Bir dinleyin. Olayınızı kovuyor. Gidin lan. Abi. Sakin olun. Sakin olun. Ne yiyoruz, ne içiyoruz biliyor musunuz? İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Yazık değil mi bu insanlara? Hatta hep aynı laflarla bizi kandırıyorlar. Evde çoluk çocuk az Ezler Bey. Size söz veriyorum, paranızı vereceğim. Ne zaman? Yarın şirkete gelin, birikmişlerinizi alın. Sağ ol, sağ ol, eyvallah. Muzaffer abi, bugüne kadar böyle bir şey yaşandı mı? Hiç paranız bizde kaldı mı? Hiç hakkınız yendi mi? Hepinizden özür diliyorum. Hepinizden. Dediğim gibi. Yarın gelin, hakkınızı alın. Evet, şirketin durumu kritik. Bu yüzden isteyen istediği zaman gitmekte özgürdür. Allah razı olsun. Allah. Eyvallah. Arkadaşlar hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar hadi. Yarın alacağız paramızı. Hadi yürü. Birikmiş paralarımızı da alacağız. Ejder Bey söz verdi arkadaşlar. Yürü, yürü. Ejder Bey paramızı